Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an, elhamdülillahi allazi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نساء سورة سنديس Surenin 90. ayetindeyiz. Estaizu billah. Nisa suresi 90. ayet. Ayetin Türkçe mealini tamamladık. İngilizce mealinde kaldık. Mealini bir kez okuyayım. Ancak sizin aranızla onların arasında bir misak bulunan bir kavme varanlar yahut sizinle savaşmaya veya kendi kavimleriyle savaşmaya göğüsleri daralmış olarak size gelmiş olanlar hariç. Hem Allah dileseydi onları sizin üzerinize kesinlikle musallat ederdi de sizinle muhakkak savaşırlardı. Dolayısıyla şayet sizden uzak durmuş, böylece sizinle savaşmamış ve size teslimiyet sunmuş olurlar ise o takdirde Allah onların aleyhine size bir yol var etmemiştir. Bu 90. ayetle ilgili o zaman Ramazan öncesi yazdığımız sunmuş kelimesi nasıl? El-kav. Ama ya sunmuş, teslimiyet sunmalı dedi. İşte yani o ifadeyle bayağı bir şey ettik. Bundan başka bir şey bulamadık. Mesela Estaizu billah ve elkav ilallahi yevme izinis seleme ayeti aklıma geliyor. Orada da aynı biçimde hem elka fiili hem selem birlikte kullanılıyor. Yani teslimiyetini takdim ediyor. Böyle bir şey yani. Boyun eğiyor gibi bir şey yani. Şimdi 90. ayetin İngilizcesiyle ilgili dördüncü sure 90. ayet yine ayeti buraya alalım. İllellezîne yasilûne. Except those الَّذِينَ هُوْ reach to a people
illa allazina yasiluna ila qawmin, except those who reach to a people, ila qawmin baynakum wa baynahum mithaqun, between you and between them is a covenant. Between you and between them is a covenant. بينكم وبينهم ميثاق. أو or جاءوكم, they came to you. أو جاءوكم حصرت صدورهم, their breasts constricted. حصرت صدورهم, their breasts constricted, أن يقاتلوكم, from fighting you, أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم, or fighting their people, أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. ولو شاء الله, and if and had Allah willed, ولو شاء الله and had Allah willed, لسلطهم عليكم, had Allah willed, He would certainly have given them authority عليكم, over you. ولو شاء الله لسلطهم عليكم, and had Allah willed, He would certainly have given them authority over you. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم, and then certainly, burada surely diyelim, surely they would have fought you, and had Allah willed, He would certainly have given them authority over you, and then surely they would have fought you. فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ يَعْتَزَلُوكُمْ, so فَإِنْ يَعْتَزَلُوكُمْ, فَإِنْ يَعْتَزَلُوكُمْ, so if they withdraw themselves, فَإِنْ يَعْتَزَلُوكُمْ, so if they withdraw themselves, فَإِنْ يَعْتَزَلُوكُمْ, from you, فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, so they did not fight you, فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, and they did offer to you the submission, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, فَدَان مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, then Allah did not assign, مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, Allah did not assign to you, for you, against them anyway. مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, Allah did not assign for you against them anyway. Okuyayım meali. Except those
except those illa alladhina yasiluna who reach ila qawmin to a people baynakum wa baynahum between you and between them mithaqun is a covenant aw ja'ukum or they came to you حصرت صدورهم their breasts constricted أن يقاتلوكم from fighting you أو يقاتلوا قومهم or fighting their people ولو شاء الله and had Allah willed لسلطهم he would certainly have given them authority عليكم over you فلقاتلوكم and then surely they would have fought you فإن اعتزلوكم so if they withdraw themselves from you فلم يقاتلوكم so they did not fight you وألقوا إليكم السلم and they did offer to you the submission then fa ma ja'ala Allah Allah did not assign for you ma ja'ala Allah lakum alayhim sabila against them anyway Nisa suresinin 90. ayetinin İngilizce mealiyle ilgili düşündüklerimiz de bundan ibaret bir mülahaza yok ise Nisa suresinin 90. ayetini geçiyorum. Gelelim Nisa suresinin 91. ayetine. Estaizu billah. Suresinin 91. ayeti. Seksenden itibaren silmemişiz. 87'ye kadar siliyorum. Bu bölümün son ayetindeyiz. Setecidûne bulacaksınız. Âkherîne başkalarını. Kim bunlar? Ve bunlar içerisinde hangi gruptan söz ediyoruz? Bu bütün bir konuydu başından itibaren. Konu esasen münafıklarla ilgili. Allah müminlere niçin münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Femâ lekum fil münafıkîne fiyateyni. Vallahu erkesahum bu fiile dikkat çünkü bizim okuduğumuz ayette de yine önümüze gelecek. Vallahu erkesahum Allah onları tersine çevirdi. Ters yüz etti. Aşağı döndürdü. İrtifa kaybettirdi vesaire erkesahum. Ama nasıl niçin bir merkeze bu kazandıkları dolayısıyla yaptıkları ettikleri işler var, tercihleri var. Olumsuz işler var. Bunlar dolayısıyla, amelleri dolayısıyla Allah onları ters yüz etmiş durumda, aşağı indirmiş durumda. Bunlar münafıklar. Böyle bir taife var. Cenab-ı Hakk'ın kendilerini nifak çukuruna sürüklediği bir taife. Bunlar hakkında müminler iki grup. Allah niçin iki grupsunuz dedi. اَتُرِيدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهِ Siz Allah'ın dalalete
sürüklediğini hidayete mi çekeceksiniz? وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ kimi Allah dalalete salarsa, gönderirse, فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَب۪يلًا, sen ona bir yol bulamazsın. Bu ilk ayet bu. Bu konuyla ilgili ilk ayet bu. Münafıklar, münafıkların niçin o durumda oldukları vesaire, hepsi bu ayetin içerisinde var. İçine düştükleri dalalet, amelleri, tercihlerinin sonucu. Müminlerin ona, müminler içinden bir grubun onlara karşı sempatik yaklaşımları, sanki onları hidayete çekecek becerileri varmışçasına. Konunun daha spesifik boyutları sonraki ayetlerde geliyor. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَفَرُوا كَمَا كَفَرُوا, onlar da kendileri küfre yöneldikleri gibi siz de küfre yönelesiniz istediler. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَا, dolayısıyla onlardan dostlar edinmeyin. Bu kime geliyor bu dostlar edinmeyin vurgusu? Münafık, müminler arasından münafıklara sıcak bakan zümreye. Çünkü ötekiler zaten onların durumunu Cenab-ı Hak zaten zımnen onayladı. Ama bunlara sıcak bakan, karşımıza gelseler onlarla savaşmayız biçiminde yaklaşan bir taife var. Allah onlardan dost edinmeyin. Hatta yuhaciru, ta ki onlar da hicret etsinler sizin gibi. Demek ki bunlar Mekke'de kalmış bu münafık zümre. Fi sebilillah. Fe in tevellav, eğer hicret etmeye yanaşmazlarsa, o zaman hala biz onlara el uzatmayız demeyin. Fehuzuhum, yakalayın. Vaktuluhum, ve öldürün. Haythu vecettumuhum, onları bulduğunuz yerde. Ve la tettehidu minhum veliyyen ve la nasira, ve bundan böyle artık onlardan ne bir dost ne de yardımcı edinmeyin diye. Şu ilk okuduğumuz ayette münafıklara sıcak bakan, Mekke'de kalmış münafıklara sıcak bakan, onlara toleranslı yaklaşan müminlere Cenab-ı Hak tavırlarını düzeltmelerini emrediyor. Onlar hicret etmediği sürece onlara bu sıcak yaklaşımınızı, bu dostane yaklaşımınızı gösterme hakkınız yok diyor adeta. Ya da en azından ben öyle anlıyorum. İllellezine yasiluna. Şimdi devamla bu demin 90. ayetin ifadesi. Ancak illellezine yasiluna ila kavmin. Bunlardan, yani hicret etmeseler de, hicret etmedikleri takdirde bulduğunuz yerde yakalayın ve öldürün emri yukarıdaki ayette var. Şimdi bir istisna geliyor bu ayette. İllellezine yasiluna. Ancak ila kavmin, bir topluluğa kavuşanlar, yetişenler, erişenler. Nasıl bir topluluk bu? Beynekum ve beynehum mithak. Aranızda bir antlaşma olan bir topluluğa gidip kavuşurlarsa onlara da dokunmayın. Ev yahut ca'ukum, size gelirlerse yahut hasirat suduru men yukatilukum, göğüsleri sıkışmış. Sizinle savaşmaya da göğüsleri el vermiyor. Ev yukatilu kavmuhum, kavimleriyle de savaşmaya göğüsleri el vermiyor. Dolayısıyla arifesinde bulunan bu savaşta taraf olmaya pek içleri müsait değil. Ne sizinle savaşacak durumdalar, ne de kavimleriyle bir olup size karşı savaşacak durumdalar. Ortada kalmışlar. Bu ortada kalmış olanlar size gelirlerse onlar da hariç. Onları da ne yapmayın? Öldürmeyin. Ayette وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ, dikkat edin, Allah dileseydi bunları sizin aleyhinize musallat ederdi, üzerinize musallat ederdi. Kafirlerle bir olup sizinle savaşırlardı. Bunu Allah'ın bir lütfu, nimeti sayın. فَاِنَّ اَتَزَلُوكُمْ, sizden uzak durur, ele tek çeker. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, dolayısıyla sizinle savaşmazlarsa. وَاَلْقَوْ اِلَيْكُمُ السَّلَمَا, size teslimiyetlerini veya barışı takdim eder, sunar, arz ederlerse. فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا, Allah size bunların aleyhine bir yol bırakmamıştır. Yani ilişemezsiniz. Bu da bir istisna, bunda da bir zümre. Temelde bir kavme yahut Müslümanlara sığınan. Şimdi okuduğumuz ayette, burayı tekrar etmeseydim burayı anlayamayacaktık. O yüzden tekrar ettim. Araya Ramazan girdi. Setecidûne âkharîne, bir de başkalarını bulacaksınız. Bunların hepsi bunlardan ibaret değil. Bir de bir zümre daha var diyor Cenab-ı Hak. Setecidûne, bulacaksınız. Âkharîne, bir de başkaları. Onların durumu nasıl? Buraya kadar olanların hepsinin durumlarını gördük. Bu yeni grup yuridun en ye'menukum, sizden emin olmak istiyorlar. Yani sizi şeye almaya çalışıyorlar. Garantiye almaya çalışıyorlar. Yuridun en ye'menukum, öte yandan ve ye'menu kavmuhum, kavimlerini de garantiye almak istiyorlar. Yani
Sizden yana emin olmak istiyorlar, kavimlerinden yana da emin olmak istiyorlar. Bütün dertleri güvenlik. Müminler bize saldırmasın, bizimkiler de bize saldırmasın. Çünkü aradalar ya, durumları diğerlerinden bile daha tehlikeli olabilir. Her iki taraf da düşman sanabilir. O yüzden her iki tarafı da dost yapmaya çalışıyorlar bunlar. Hem kendi kavimlerini emniyete almak istiyorlar, kendi kavimlerinden yana emniyet arzuluyorlar. Hem de müminlerden yana. Bunlar ne yapar bu zümreler? Kendi kavimlerine iyi şirin gözükmeye çalışırlar. Onlar ilişmesin diye bir bakıma biz sizdeniz derler. Müminlere dönük de biz sizdeniz derler. Her iki tarafta emniyet, her iki taraftan yanında emniyette kalabilmek için. Bir de böylelerini bulacaksınız diyor Cenab-ı Hak. Bunlar işte tam manasıyla herhalde münafıklar böyle olur. Her iki tarafı ne şiş yansın ne kebap diye. Yukarıdakilerin bundan farkı ne derseniz, şu sığınanlar, bir kavme sığınanlar, müminlerle antlaşmalı bir kavme sığınıyor. Orada bir ayrıntı var. Çünkü müminlerle antlaşmalı bir kavme sığınırken taraf olarak müminlerin tarafına daha yakın olmuş oluyorlar. Allah onlara ilişmeyin dedi. Sığınan değil de onlara kavuşan, yetişen. Orada bir ayrıntı var. O ayrıntı önemli. O yüzden Allah onlara emniyet vermiş olabilir. Peki müminlere gelenler kendi kavimleriyle savaşmıyorlar. Müminlerle de savaşmıyorlar. Ama bunlardan farkı ne? Müminlerin yanına geliyorlar. Ve müminlere teslimiyetlerini arz ediyorlar. Müminlerden el etek çekiyorlar. Ondan sonra müminlerle savaşmıyorlar. Ve en önemli ayrıntı, müminlere geliyorlar. Dolayısıyla bu bunlardan farklı onlar. Ve orada önemli bir şey var. Hasirat sudurum. Bu gelişleri, göğüsleri el vermediğinden kavimleriyle savaşmaya. Ve sizinle de savaşmaya göğüsleri el vermiyor. Yani size karşı muhabbetleri var, oraya da karşı muhabbetleri. Dolayısıyla bunlar kendimizi emniyete alalım münafık psikolojisi üzere değiller. Ve bu psikoloji üzere olmadıklarının alameti müminlerin yanına gelmek yahut müminlerle antlaşmalı bir topluluğun yanına varmak. Çünkü o topluluğun ne yapacağı belli olmaz. Müminlerle antlaşmalı olduğu için tutup müminlere verebilir. Ama bunu göze almışlar. O yüzden bu zümrenin yukarıdakilerle benzerliği var sananlar, aslında benzerlik yok. Bu zümrenin maksadı kafirleri emniyete almak, kafirlerden yana kendilerini emniyete almak, müminlerden yana kendilerini emniyete almak. Peki bunu yapmak için, bunu gerçekleştirmek için ne yapıyorlar? Cenab-ı Hak zikretmiyor. Ne gerekiyorsa yapıyorlar demek ki. Yani yalan söylemekse yalan söylemek, onların yanına gidince hoş görünmek, ne gerekiyorsa. Ama yaptıkları şey kendileri müminlerden yana emniyete almak ve kavimlerinden yana emniyete almak. Yani bir bakıma tabiri caizse bu vartayı selametle atlatmak. Çünkü savaşın arifesindeler. Setecidûne âkharîne. Bir de başkaları var ki onları da göreceksiniz. Yurîdûne en ye'menûkum. Sizden yana emniyette kalmak istiyorlar. Ve ye'menû kavmahum. Dikkat edin bunlara. Bunların derdi emniyet. Bunlar münafık. Şimdi ayette Cenab-ı Hak devamla diyor ki kullemâ ruddû ilel fitneti urkisû fîhâ. Bu işte Kur'an münafıkların özelliğini pek çok yerde veriyor. Bundan önceki derslerde bizi çarpan bir özelliği وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالَ. Namaza gelmezler ancak tembel tembel demişti. Ve biz orada dikkatimizi çekmişti. Namazı kılmazlar değil de namaza gelmezler diyor. Eyvah, cemaati kastediyor diye ürpermiştik. Burada da yine bir münafık özelliği. Münafık nasıldır? Allah münafıkları kullemâ ruddu ilel fitneti, zaman zaman fitneye uğratır. Fitne nedir? Fitne en temel manasıyla altına uygulanan bir işlem. İçindeki kötülükleri, altındaki o yabancı maddeleri şeye çıkarmak için, arıtmak için ateşe koyuyorlar. Sıcak, orada ne yapıyorlar işte, işlemlerden geçiriyorlar. Arıtıyorlar. Buna Arapçada fitne deniyormuş. Kur'an bu kelimeyi münafıklarla müminleri ayırt etmek için de kullanıyor. Em hasiben nasu en yekulu amennâ? Ahasiben nasu en yekulu amennâ ve hum lâ yuftenûn? Biz iman ettik deyip de fitneye uğratılmayacaklarını mı sandı insanlar? İman ettik dedikten sonra kimler bu imanın arkasında sebat ediyor, imanı için fedakarlıkta bulunuyor canı pahasına? Kimlerse
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ Kenarından, kıyısından ilişmiş. فَاِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ Fitne dokunur dokunmaz. اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجِهِ Hemen alıp başını gidiyor. وَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَعَنَّ بِهِ Hayır, güzellik gelirse ne âlâ. Hem iman ettik hem başımızdan yağıyor diyor, mutlu oluyor. Fitne gelirse, sıkıntı gelirse hemen çekip gidiyor. Demek ki buraya ait değil. Fitne böyle bir şey. Allah da münafıkları fitneye uğratıyor ve diyor ki onlarla ilgili kullemâ ruddû ilel fitneti her fitneye döndürüldüklerinde urkisû fîhâ orada tepe üstü ters yüz oluyorlar. Yani Allah zaman zaman bunların önüne yine o fitneyi getiriyor. Tercih yine aynı. Yine tercih kötülükten yana. Allah yine aynı zaman sonra yine aynı şeyle karşı karşıya getiriyor. Yine aynı tercihi koyuyor. Şimdi diyelim ki savaş olsun fitne. Bir zaman savaş olmuyor diyelim toplumda. 1-2 sene falan. Bunlar müminlerin içinde karışıyor. Yani halleri, ahvalleri falan. Pek bir fark yok. Fitne geliyor. Hemen renk veriyorlar. Bir zaman geçiyor yine aradan. Belki herhalde düzeldiler falan böyle. Belki onlar da kendilerini o esnada arada ya düzeldik bir daha o durumlara düşmeyiz falan gibi kaybediyorlar. Ama fitne yine karşılarına geliyor yine aynı şekilde. Tabi bunlar içerisinde elimine olanlar da vardır, düzelenler de vardır. Geçen sefer yanlış yaptım, bu sefer Allah karşıma çıkardı, bu sefer sebat edeceğim diye istikamet alanlar da var. Ama bu zümre her fitneye uğratıldığında kaybeden zümre. كُلَّمَا رُدُّوا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوا فِيهَا Bu bana şunu düşündürüyor. Bir sınavımız var. Cenab-ı Hak o sınavdan ötürü bir günahımız var, bir yanlışımız var, hepimizin var. Tövbe ediyoruz. Ondan sonra zaman sonra Cenab-ı Hak onun ehvalini, zevkini, şeyini üzerimizden alıyor. Bize bir esenlik, bir dönem veriyor, serinlik. Biz hakikaten o dönemde o günah işlemiyoruz. Sonra Cenab-ı Hak şartları yine günahın cazip olacağı hale getiriyor, karşımıza çıkarıyor. Hemen aynı yerde mıknatıs gibi yine kapılıyoruz. Kullemâ ruddu ilel fitneti. Her fitne karşısına çıkarıldığında urki sufiye. Aynı yerden yine yanılıyor. Aynı yerden yine yanılıyor değil. Aynı yerden yine tercihini olumsuz koyuyor. Yine ters yüz oluyor. Yine yıkılıyor. Kullemâ ruddu ilel ayak dik duramıyor. Sebat edemiyor. Hı? Fitne köpürü alıyor. Baştan çıkaran Fitneci kadın derler diyor. Fitne kadın. Baştan çıkaran kadın. İşte yani bütün günahlar, bütün masiyetlerin böyle bir yüzü var. Tezim. Baştan çıkaran bir yüzü var. Yoldan çıkaran bir yüzü var. Ama adam tövbe ediyor. Ya Rabbi bir daha yapmayacağım diyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak'tan sebat diliyor. Allah da ona bir dönem esenlik veriyor. Yani o günaha karşı, o günahla onun arasında bir boşluk koyuyor. Biraz rahatlatıyor. Sonra hadi kulum bu sefer geç burayı diyor. O geçmişten gelen deneyimiyle orayı kaldırması, orayı şey yapmasını bekliyor. Bu hırsızlıksa mesela tövbe ediyor, bir daha yapmayacağım diyor. Bu cümleden bahsediyorum. Hepsi aynı değil hoş. Cenab-ı Hak da ona bir dönem hırsızlığı cazibesini, arzusunu alıyor ondan. Sonra epey bir zaman sonra bu derleyip toparlandığında Allah onun tercihini doğru düz koyması için yine benzer bir koşulla karşı karşıya getiriyor. Bir yerde koruması zayıf veya bir yolunu şu malı kaçırabilirim, çalabilirim diye gördüğü uygun bir ortamla karşı karşıya getiriyor. Yine aynı yerden yine ters yüz oluyor. Kullemâ ruddû ilel fitneti urkisû fîhâ. Bu konuya dair yukarıda belki sildim o şeyleri. Aynı sonuca bizi götüren bir ayet daha vardı yukarıda. Ama ben o ayeti şimdi hatırlamıyorum. Ve o ayette de şunu demiştik. Dedik ki biz sanıyoruz ki bir günah önümüze geldiğinde, bu günahı işlediğimizde tövbe ediyoruz. Ve epey bir zaman işlemiyoruz. Sonra epey bir zamandan sonra yine o günaha düştüğümüzde diyoruz ki ya bayağı araya bir mesafe koyabildim en azından. Yani uzak durabildim. Halbuki bu bizim kendimizi kandırdığımız bir manzara. Olay nasıl öyle değil. Biz tövbe ettik falan şey yaptık diye Cenab-ı Hak o günah ile aramıza bir fasıla koyuyor. Çekiciliğini kaldırıyor, şartlarla, onun koşullarıyla bizi uzaklaştırıyor falan. Bir dönem bize hadi bir kendini derle toparla diyor. Sonra yine aynı şiddetle, aynı oranda
o günahın çekimine bizi sokuyor bir zaman sonra. Biz yine düşüyoruz. Dolayısıyla o aradaki günahsız olduğumuz dönemin bizce bir değeri yok. Çünkü aynı şiddetle karşılaştığında yine küt diye düşüyorsun. O aradaki fasıtayı Allah sana boşluk olarak koymuş, koydu. Sen kendini toparlayasın. Hadi ikinci kez atlama. Hani sporcular yapıyorlar, atlama arası biraz dinlenme vesaire diye. Bunun gibi bir şey. Burada da onlarla ilgili değerlendirmesini Cenab-ı Hak böyle veriyor. Diyor ki, kullemâ ruddu ilel fitne. Her fitneye uğratıldıklarında veya döndürüldüklerinde, orası bir yer, uzaklaştırılıyor, dolandırılıyor, yine aynı yere getiriliyor. Çünkü orayı geçmesi lazım. Orayı geçmeden, nasıl oyunlarda bir yeri geçmeden sonraki aşamaya geçilmiyorsa, kullar da kendi fitnelerinde, sınavlarında o sınavı vermesi lazım. Ha bunu veremedi, burası kalsın demiyor Cenab-ı Hak. Allah'ın kuldan esir, kulun Cenab-ı Hak'tan esirgeyeceği, burasını da vermeyeceğim ben, bu sınavı da ben vermeyeceğim diyeceği hiçbir şey yok. Cenab-ı Hak onu yine aynı yere geri döndürüyor ve orayı geçmesini istiyor ondan. Bu kez ikinci deneyimle, üçüncüde üçüncü deneyimle, dördüncüde dördüncü deneyimle veya biraz birer eksilterek öncekileri deneyim sayarsanız, ama geçmesini istiyor. Fakat bu zümre geçemiyorum, geçmiyormuş. Allah her aynı fitneyle karşılaştığında kullemâ ruddu ilel fitneti. Fitne kelimesinin marife olduğuna dikkat edin. Onlar için belirli. Hep aynı fitneyle karşı karşıya geliyorlar. Urkisû fîhâ, yine orada dibe vuruyorlar. Yine orada ters yüz oluyorlar. Kullemâ ruddu ilel fitneti urkisû fîhâ. İşte bu nifak hali. Bu münafıklık hali. Çünkü bocalıyor. Olduğu yerde kalmış. İlerleyemiyor. İleriye adım atamıyor. Buradan kendi günahlarımıza ve günahlarımızdaki günahlarımızdan çıkamayışımıza şey almamız lazım. Cenab-ı Hak bizi aynı günah ile, bu bir dönem tövbe ettin, bir ay sonra, üç ay, beş ay sonra yine önüne getirdiğinde, bil ki Cenab-ı Hak o an çok özel ve önüne getirdi. Bu kez dimdik dur. Bu kez ayakta dur, sebat et ve orayı aş. Orayı geç. Ve Cenab-ı Hak desin ki, bu sefer fitneye döndürdük ama ters yüz olmadı. Bu sefer dik durdu. Ve o fitne, o sınav şeyini Cenab-ı Hak o ara dönemde nasıl senden uzaklaştırdıysa kalıcı olarak da senden kaldırabilir. Biz sanıyoruz ki hiç bitmez. Şeytan diyor ki bugün uzak durdun, yarın uzak durdun. Bu bir ömür bitmez ki. Bu masiyetten ne kadar uzak duracaksın? Hak her günde böyle geçmez diyor adam. Ve gidiyor günaha. Halbuki öyle değil. Cenab-ı Hak o günah ile olan ilgisini, bunun fizyolojik bedendeki karşılığı var. Ondan sonra hormonal karşılığı var. Ne bileyim. Allah bunların hepsini kontrol ediyor. Cenab-ı Hak kaldırdı mı bitiyor. Bir vakit bir belgesel izlemiştim. Adamın biri böyle bir an geliyor, işte sinirleniyor ve o bağımlı olduğu şeye dönüş sergiliyor. Bağımlılık böyle. Doktorlar diyor ki senin işte bağımlılığın böyle bağımlılık, işte beyinde şu gösteri olan bu bölmede oluşan bir şey. Bunun beyinde bir karşılığı var. Adam o bağımlı olduğu maddeyle ilgili. Beyinde bir yapısal, o çektikleri filmlerde görünüm değişikliği var. Bu tetiklendi mi sen bu hale giriyorsun diyorlar. Yani istem dışı. Ne yapacağız? İşte kontrol edeceğiz. Şöyle yapacağız. Su ilaçlarla böyle böyle seni muhafaza altında tutacağız. O kişi başka bir hastalığı oluyor yıllar içerisinde. Ve başka bir hastalık. O ilaçla, o hastalıkla ilgili bir ilaç veriyorlar. Sonra bir fark ediyor ki o ilacı kullanırken, o bambaşka ilacı kullanırken bir fark ediyor ki böyle bir rahatlama olmuş kendinde. Doktoruna gidiyor, diyor ki ben o bağımlılığımla ilgili bir rahatlık var bende. Olamaz diyor. Ve ben diyor bence bu ilaçla ilgili. O ile alakasız bir ilaç diyor. Bilmem ne ilacı bu diyor. Ya doktor fırsat veriyor buna, inanıyor buna. Alıyorlar o tekrar bio şeylere. Ona görüntüler getiriyorlar. En ağır damardan görüntüler böyle. Bakıyorlar hakikaten beyinde o bölge tetiklenmiyor. Adamda da zaten şey yok. Yani kalkıp atlasın, zıplasın, bana şeyimi getirin. O hastalıkla, o bağımlılıkla ilgili bir milat olmuş. O ilacın kullanılması. İzlediğim belgeselde. Demek ki bunun, yani biz sanıyoruz ki böyle, bu arzum, bu cazibem, bu isteğim kırılamaz. Yok, bunun bedende biyolojik bir karşılığı var. Oraları Cenab-ı Hak kontrol ediyor. Sen burada dimdik durursan Cenab-ı Hak oradaki şeyi değiştirir ve sen ondan sonra o vazgeçilemez gördüğün o masiyet, o şey senden şey olur. Hayatında bir yer bile etmez.
10 sene geçer, aa hiç böyle bir şeyle, hiç böyle bir zafiyetim olmadı diyebilirsin. O bir fitne, bir sınama aracı. Yeter ki orada dimdik ayakta durmayı becer. Ama her önüne getirildiğinde mıknatıs gibi o günaha yapışırsan, bu senin Cenab-ı Hakk'a olan güvenin, Cenab-ı Hak'tan olan korkun, ürpertin, saygın, bunların hepsinin zayıflığına veya yokluğuna alamet olur. Kullemâ ruddu ilel fitneti urkisû fîhâ. Allah onları böyle tarif ediyor. Her fitneye döndürüldüklerinde, bak demiyor ki her fitneye döndüklerinde, onun yolunu o fitneye bir döndüren birisi var. Cenab-ı Hak oraya getiriyor önüne. Hadi iyi geldin, bir daha çalınabilecek bir malzemeyle karşı karşıya. Hırsızlıksa bu. Yahut hadi geldik yine faizden başka bir çıkışın olmadığı bir ana. 5 senedir hiç faize işim düşmedi ama şu anda başka yolu yok. Sıkıştık. Tam tek çıkar yol o gözüküyor. 5 sene Cenab-ı Hak sana mola verdi. Şimdi tekrar aynı sınavla karşı karşıyasın. Yine aynı şartlar oluşunca aynı yere, aynı deliğe giriyorsan, bu demektir ki aradaki her gün aynı şartları Cenab-ı Hak oluştursaydı aynı deliğe yine girecektik. Kullemâ ruddu ilel fitneti, her fitneye döndürüldüklerinde urki sufiha. Niye bu kelime ya yukarıda dikkat edin dedim? Çünkü işte nifakın hali bu. Münafık her uğratıldığı fitnede kaybeden kimse. Her karşı karşıya kaldığı tercihte, Cenab-ı Hakk'ın sınamasında her defasında olumsuzu tercih ediyor. Düzelemiyor, ayağa kalkamıyor. Her defasında yenik düşüyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'a olan itimadı ve ona olan güveni kafi derecede değil. İmanı kafi derecede değil. Kendi olumsuz tercihlere kapı aralamış. Efendim ben burada bugün bu faizi almazsam elbette Allah bana bir kapı açar. Hayatı o kontrol ediyor. Fakir düşersek de fakir düşelim. Ne olmuş yani? Yeter ki Rabbimizi küstürmeyelim diyecek bir kıymet veremiyor Cenab-ı Hakk'a. Efendim ben bunu yapmayayım ne olacak? Halimiz biraz da varsın kötüye gitsin yani. Yeter ki dürüst kalayım. Rabbimin gözünde kaybetmeyeyim. İnsanların gözünde kaybetmişim ne olacak? Diyemiyor. Veya bu bir kendi masiyeti arzusuysa, şehveti ise, ya bu şehvetimden de uzak kalayım. Ne olacak? Bu fırsatı da değerlendirmeyeyim. Varsın bu zina imkanı, eğer bu bir zina imkanıysa, ya bu şey varsın bu sefer de kaçsın. Bu sefer de Rabbimin gönlü olsun. Dik durabileyim. Diyemiyor ise her defasında Cenab-ı Hak seçeneğini boş ver deyip öteki tarafa yöneliyorsa, burada açık bir tercih var. Nifak böyle bir şey. Kullemâ ruddû ilel fitneti urkisû fîhâ. Her fitneyle fitneye döndürüldüklerinde orada dibe vuruluyorlar. Orada ters yüz oluyorlar. Niye? Çünkü tercihlerinden dolayı. Allah niye onları ters yüz ediyor? Tercihlerinden dolayı. Fitnedeki tercihlerinden dolayı. Şimdi böyle bir zümre var ve bu zümre, böyle bir zümre ne yapar? Böyle bir zümre emniyet arar. Ortam emniyet olsun. Çünkü o ortamda yaşadıklarıyla hayatına bakıyor. Yaşaması lazım. Zevkler, günahlar, şunlar, bunlarla ilgili bir şahsiyet bu. Ortamın emniyetli olması lazım. O yüzden tehlikenin geldiği her tarafı emniyete almaya çalışıyor. İster müminler olsun, ister kendi kavmi olsun, ister başkaları olsun. Allah bunlardan söz ediyor. Setecidûne, bir de başkaları var ki yurîdûne en ye'menûkum. Sizi emniyet almaya çalışıyorlar. Sizden yana emin kalmaya, emniyette kalmaya çalışıyorlar. Ve ye'menû kavmahum, ve kavimlerinden yana emniyette kalmaya çalışıyorlar. Bunların can vermeye, bunların fedakarlık yapmaya, bunların çatışma meydanına inmeye halleri, mecelleri yok. Bunlar çünkü münafıklar. Bunlar tam tampon bölgede yaşayan bir zümre. Halbuki kafirler var gözünü karartmış. Değil mi? Yani canı pahasına inadıyla, küfrüyle savaşan, direnen, hatta bir adım öte atlayıp canını veren, hayatından olan kimseler var, kafirler. Ama münafıklar öyle değil. Münafıklar kafirlerden daha bir kalite düşük. Yani bu manada. Renksizlik anlamında. O yüzden Allah innel münafıkîne fidderkil esfeli minennâr. Münafıklar ateşin en dip bölgesinde. Görünürde aslında bunlar savaş meydanında kılıç sallayan değiller. Toplumda öne çıkan kimseler değiller. Ama bunlar böyle şey gibi şekil alan, ortada bu kalemun gibi şekil alan ama tek maksadı mevcut hayatiyetini, yaşamını, zevkini, sefasını sürdürmek olan karaktersiz, şahsiyetsiz tipler. Doğruları olmayan, omurgasız tipler.
kafirin en azından yalan yanlış da olsa, temelsiz de olsa bir omurgası var kendince. Allah'la harbe çıkışmış, savaşıyor. Varlığını bu manada şey yapıyor. Bunlar öyle de değil. O yüzden en dip noktadalar. Setecidune aharine, böyle bir zümre var. Yuriduna en ya'menukum ve ya'menu kavmahum. Kullama ruddu ilel fitneti urkisu fiha. Fitneyle her karşı karşıya getirildiklerinde dibe vuruyorlar. Fein lem ya'tezilukum. Şimdi bunları konuşuyoruz. Yukarıdakileri konuştuk ve Allah müminlere onlara ne yapmaları gerektiğini yahut ne yapamayacaklarını söylemişti. İlk ayette bulduğunuz yerde yakalayın ve öldürün, ilk zümreyle ilgili. İkinci zümreyle ilgili Allah onlara ilişmenize müsaade etmedi diye bitirdi. Şimdi bu üçüncü zümre. Fein lem ya'tezilukum. Bunlar sizden el etek çekmezlerse وَيُلْقُوا اِلَيْكُمُ السَّلَمَا size teslimiyetlerini sunmazlar ise وَيَكُفُّ اَيْدِيَهُمْ ve ellerini sizden beri etmezlerse, tutmazlarsa bu koşullarla birlikte, bunlar somut koşullar. Şimdi yukarıda biraz soyuta kaçan, sizi de onları da emniyete almaya çalışanlar var diye bu mülahaza edilebilir bir şey ama biraz niyet boyutu var. Kullama fitneye uğratıldıklarında dibe vuranlar, bu da az çok mülahaza edilebilir ama onlar daha somut. Sadece bunlarla yetinmek olmaz. Allah bu koşulları da ilave etti. Eğer böyle oldukları halde sizden uzak durmaz, size teslimiyetlerini sunmazlar ise, bu şu demek, bunlardan biri delinirse koşullardan, o zaman Allah'ın sonunda getireceği hüküm de ortadan kalkar. Yani sizden uzak dururlarsa şayet mesela, yahut size teslimiyetlerini sunarlarsa, bu yukarıdaki olumsuz hallerine rağmen, yani münafıklarına rağmen, وَيَكُفُّ اَيْدِيَهُمْ ve sizden el çekmezlerse diyor, ve el çekerlerse mesela, o zaman sonuç ortadan kalkar. Sizden uzak durmazlar ise, size teslimiyetlerini sunmazlar ise ve sizden el çekmezler ise, bu koşulların hepsi birleştiğinde fe o takdirde huzuhum, yakalayın onları, vaktuluhum ve öldürün onları, haythu thaqiftumuhum, onları elde ettiğiniz yerde, onları yakaladığınız yerde. Burada da yine yukarıda dikkatimizi çeken ayrıntı aynen var. فَخُذُوهُمْ مَقْتُلُوهُمْ yakalayın ve öldürün. Halbuki bu olmayabilirdi mesela. فَقْتُلُوهُمْ doğrudan onları öldürün olabilirdi. Niye yakalayın öldürün dedi? Buna yukarıda da karşılaştık. O zaman da şöyle demiştik. Dedik ki çünkü bunlar üzerinde bir sürü koşul var. Şöyle 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 olduğu zaman diyor. E şimdi adamı sen yakalamadan öldürürsen bu koşulların her birinden emin olmayabilirsin. Mesela adam Mekke'den Medine'ye doğru veya arada bir yerde yolda gördün uzaktan onu. Yakalamadan gider uzaktan onu okla mesela vurursan ve o oklayarak, belki de adam Medine'ye gidiyordu ve tam da yukarıdaki ayette size gelirlerse hükmünün tatbik edileceği zümredeydi. Veya başka bir durum var. Yukarıdaki koşulların hepsinin sağlandığını görmen lazım. Dolayısıyla sanıyorum burada fehuduhum, önce yakalanmasının, ele geçirilmesinin emredilmesi var. Fehuduhum, yakalayın. Sen adamı yakaladın mı diyecek ki, eğer böyle bir kimse değilse, ben zaten Medine'ye gidiyordum ve yahut ben sizinle antlaşmalı olan falanca topluluğa katılmak üzere gidiyordum diyecek ve Allah'ın aleyhlerine bize bir yol bırakmadığı zümreden olduğunu anlayıp öldüremeyeceğiz gibi olabilir. Fehuduhum, o yüzden öldürün emrinden önce yakalayın emri burada da gelmiş. Veya bizim yorumumuz, en azından bizim aklımıza gelenler bunlar. Haythu saqiftumuhum, onları ele geçirdiğiniz yahut onlara yetiştiğiniz yerde. Burada da saqiftumuhum gelmiş. Halbuki önceki ayette vecettumuhum vardı. Bulduğunuz yerde vardı. Bulduğunuz yerde yakalayın öldürün. Yetiştiğiniz yerde yahut ele geçirdiğiniz yerde yakalayın öldürün. Bu ikisi arasında muhakkak ayrı şeyler vardır, nüanslar vardır ama ben çok iyi mütalaa edemedim bunu. Ayetin sonuyla dersi bitireyim. Ve ulaikum, işte bunlar, bunlar var ya, bunlar cealna lekum, size biz var ettik, kıldık, eyledik, aleyhim, onların aleyhine, sizin elinize verdik, sultanen mubinen, ap açık bir yetki verdik. Yani öldürebilirsiniz.
bu koşullar sağlanıyorsa size biz yetkiyi vermiş durumdayız. Önceki nasıl bitmişti? Onların aleyhine size bir yetki veya bir yol bırakmadık. İlişemezsiniz. Tam onun zıddı. Bunların aleyhine ise size tam bir yetki vermiş durumdayız diyor Cenab-ı Hak. Ama verdiği yetki o kadar çok koşulun üst üste sağlandığı durumda geçerli ki, bu da yine konuya bir hassasiyet katıyor. Yani müminler dikkat edecek. Bunun esprisine ne kadar çok zümre savaş öncesi, savaş karşı cepheden koparılırsa o kadar iyidir. Allah bize bu stratejiyi öğretiyor. Çünkü önceki ayette gördük. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ. Evet, bunlar size gelmiş. Beyefendiler kavimleriyle savaşamazlarmış. Gönülleri el vermiyor. E sizinle de muhabbetleri var, savaşamıyorlar. Çok iyi bir durum değil. Ama olsun diyor Cenab-ı Hak. Geldilerse tamam, geçin durun bu tarafta deyin. Düşünün, bunlar sizin karşınızda, size karşı savaşabilirlerdi. Bir bahaneyle bu tarafa geçtiler. Şimdi onlarla uğraşma zamanı değil. Ne kadar şu yahut bu bahaneyle karşı cephe bölünebiliyorsa bölünsün. Allah bize strateji öğretiyor bence. O yüzden bu koşulların hepsi üst üste sağlandığı takdirde, tamam, sağlanmadığı takdirde onlara da bir yetkiniz yok. Falanca bizimle anlaşmalı gruba gitmiş. Varsın gitsin. Tamam. Karşı cepheden ayrılsın yeter ki onlarla biz savaşmak. Yani şu anlıyoruz. Derdimiz savaşmak değil. Savaş müminlere dayatılmış bir şey. Karşı tarafın müminlerin üzerine geldiği, artık sözün bittiği veya sözü onların bitirdiği yer. Kureyş'in yaptığı da buydu. Müminlere savaşı onlar dayattılar. Vazgeçilmez bir seçenek olarak müminlerin önüne onlar koydular. Bütün yolları onlar tükettiler. Dolayısıyla birisi bir bahaneyle savaştan sağa sola korktuğu için bile olsa dağılıp gidiyorsa, Cenab-ı Hak diyor ki bunu Allah'ın bir lütfu sayın. Bir de Allah onu sizin üzerine musallat etseydi. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا وَاخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ